arkadaşlar böreğimizi. Şöyle dilimleyelim. Çok sıcak olduğu için tutamıyorum. Şöyle dilimleyerek servis tabaklarınıza alabilirsiniz. Gayet güzel kat kat şöyle kaşarlı süper bir böreğimiz. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Hayırlı sahurlar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Kanalımdan sevgiler. Arkadaşlar, sahurluk yapacağız. Unumuz, hamurumuzu mayasız yapacağız. Unumuzu ekledik. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ekleyerek ılık suyla hamurumuzu güzelce yoğuralım. Arkadaşlar maya koymuyoruz. Maya biliyorsunuz bazı midelere dokunuyor. Onun için gecede yiyeceğimiz için maya eklemiyoruz. Güzelce normal yumuşaklıkta bir hamur yoğuracağız. Yoğurmaya devam edelim. Arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. Ele yapışmayın. Güzel bir hamur hazırlayalım. ...15-20 dakika dinlendirelim. Diğer tarafta iç malzemeyi hazırlayalım. Böreğimizin iç malzemesi arkadaşlar, 3 tane yumurtamız var. 1 tutam doğradığımız maydanozumuz var. İyice küçücük doğradığımız sucuklarımız var. Yumurtanın içerisine ekliyoruz. Ve kaşarımız var. Güzelce bir karıştıralım. Malzememizi yumurtayla birlikte şöyle iyice bir çırpalım. Birazcık karabiber ekleyelim. Birazcık da tuz ekleyelim. Süper bir sahurluk yapıyoruz. Şöyle bir çay kaşığı kadar, daha da az olabilir. Damak tadınıza göre tuzunu ayarlayın. Evet. Yufkamızı normal bir incelikte arkadaşlar açalım. Elma büyüklüğünde bezeleri yaptık. Normal incelikte açalım. Arkadaşlar çırpılmış malzememize şöyle bir 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağımızdan ekleyelim. Çok az. Yufkamızı bu ebatta açalım. Evet arkadaşlar, yufkamızı açtık. Bu incelikte. Çok ince olmayacak. Çok kalın olmayacak. Diğer tarafta evet arkadaşlar pişen böreğimize bakalım. Şöyle altına bakalım. Gayet güzel pişmiş. Böreğimizi şöyle çıkaralım. Yufkamızı
için. Tavamıza yayıyoruz. Parçamızdan güzelce her tarafına gelecek şekilde ekliyoruz. Her tarafını ekleyelim, yumuşak olsun her taraf, kenarları kurumasın. Arkadaşlar, kapağı kapatıyoruz. Yumurtasıyla sucuğunu, ocağımız çok kısık olacak, gayet güzel pişirmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, böreğimizin pişme şeklini görüyoruz. Süper bir börek. Kaşar peynirimizi ekliyoruz. Üzerine diğer yufkamızı kapatacağız. Diğer açtığımız ikinci yufkayı da güzelce kapatıyoruz arkadaşlar. 3-5 saniye daha böyle pişirerek yine kapağımızı kapatacağız. Şöyle alttan yufkanıza bakabilirsiniz. Gayet güzel. Tekrar kapatalım. 2-3 dakika kadar daha böyle pişirelim. Evet arkadaşlar, böreğimizin altı gayet güzel olmuş. Şöyle çevireceğiz. Kapağa da gerek duymuyoruz. Tereyağımızla bu bölgeyi gayet güzel yağlayalım. Yağladıktan sonra tekrar kapağımızı kapatarak böreğimizi pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, böreğimiz oldu. Şöyle altına da bakalım. Süper.